konuşulan Afrin Harekatı malum başladı. Bizler de konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık bir saat önce harekat başladı. Zeytin Dalı olarak açıklandı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekatın adı. Şimdi Ankara'ya Batuhan Yaşar'ın yanına gidiyoruz ve kendisiyle sohbetimize devam edeceğiz. Batuhan Yaşar, Afrin'den sonraki adım ne olacak? Afrin neleri beraberinde getirecek? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da aynı dakikalarda Amerikalı mevkidaşıyla konuştu. Neler söyleyeceksin geniş bir yelpazeden baktığında operasyona? Evet, aslında bir taraftan operasyonun artık en sıcak saatlerine ve bombardımanın da en üst seviyeye ulaştığını bir taraftan söyleyelim ama çok ilginç detaylara TGRT Haber televizyonu yine TGRT Haber farkıyla ulaştı. Şimdi size bir görüntü getirdi arkadaşlarımız, şu an izliyorsunuz. Burası Afrin. Afrin'in hemen dışından çekilmiş bir fotoğraf. Afrin kent merkezinde terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı. İşte Türkiye niye Afrin'de sorusunun cevabı aslında tam da bu fotoğraf. Tarafta yatıyor. Arkasında bir Abdullah Öcalan'ın terörist başının hemen arkasında koyu bir siyah duman var. Orası Afrin'in merkezi. Yani PKK'lılara Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen o 4000 silahın depolandığı depolardan bir tanesi. Saha istihbaratından aldığımız bilgileri aktarıyoruz ve Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının hemen arkasında o silah deposunun çok net bir şekilde vurulduğunu ve kara dumanların, yoğun dumanın nasıl çıktığını aslında çok net bir şekilde görme fırsatı görüyoruz. Kırmızı içerisine aldığımız, ok içerisine aldığımız Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı aslında sadece burada değil, Afrin'in kent merkezinde birçok noktada terörist başının fotoğraflarını görmek mümkün. Dolayısıyla buradan da hani tekrar dün akşamdan itibaren Türkiye Afrin'de ne yapıyor, ne işi var sorularının cevabının işte tam da nedeni olan fotoğrafı ekrana getirdik ki Türkiye niye Afrin'e özgürleştirme, Afrin'i demokratikleşmek için o bölgeye girdiğini özellikle anlatma anlamında. Dolayısıyla bakıldığı zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı, bu bugün başlattığı, aslında resmen düğmeye bastığı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Hava Kuvvetleri'ne özellikle S-400'lerin kilitlenmemesi için Rusya'nın da özellikle rejime ait ama tamamen Rusya'nın kontrolünde olan füze sistemlerin devre dışı bırakmasıyla beraber Türk savaş uçakları, silahlı İHA'lar, F-16'lar Afrin kent merkezinin üzerinde uçup terörist yuvalarını daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından koordinatları tespit edilen ilk aşamada silah depolarını bertaraf etmeye başladı. Ve bu arada da çok ilginç detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir taraftan da Türkiye'nin operasyonu nasıl sahadan izlediği, sahadan yönlendirdiği de görülüyor. Aslında bu fotoğraf bunun aslında bir başka ispatı. Bir taraftan hava kuvvetlerine koordinatlar yer birlikleri tarafından, yer istihbaratı tarafından doğrulatırken işte bir taraftan da gördüğünüz gibi terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafıyla Afrin kent merkezinde karşılaşmak mümkün. Şunu hemen anlatalım, şunu hemen aktaralım. PKK ve YPG'lilerin panik içerisinde olduğu ve özellikle Afrin merkezindeki Arapları orada tutmak için, orada tutabilmek için yoğun bir şekilde onları silah zoruyla orada tutmaya çalıştığını bir önceki yayınımızda aktarmıştık çok net bir şekilde. Ama şimdi geldiğimiz nokta itibariyle çok net bir şekilde şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Paniğe geçen PKK ve YPG'nin aslında şehir merkezini terk ederek canlarını kurtarmaya çalıştıkları. Dolayısıyla bu anlamda da Arapları, bırakın Arapları orada tutmayı, zaten panik halinde kaçtıklarını görüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye ile beraber hareket eden Kürt gruplar Afrin'deki şehir merkezi işini bir an evvel halledip orayı terörden arındırıp terörden temizleyip işi bitirme amacındalar. Buna yönelik özellikle şeyler devam ediyor. Harekat buna yönelik yoğunlaşmış durumda. Çünkü bir taraftan da terör örgütü PKK-YPG'nin lojistik merkezleri ve silah depoları vurulmak maksadıyla operasyonda ilk vurucu damla darbe PKK'ya verdirilecek ki bir an evvel bu operasyon tamamlansın. Gerçekten Türkiye aslında 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinden sonra bölgede çıkartılmak istenen şehir savaşlarıyla asimetrik savaşın nasıl yapılacağını
yapılacağını sahada çok iyi öğrenmişti. Ardından Fırat Kalkanı operasyonuyla NATO standartlarının üzerinde bir harekat gerçekleştirerek büyük bir iş başarmıştı. Cerablus ve Elbab'ı kısa süre içerisinde çerçevelemişti. Ardından İdlib harekatı gerçekleştirmişti ve geçen hafta itibariyle 4. gözlem noktası da orada kuruldu. Ve bir taraftan da işte görüyorsunuz Türkiye çok ciddi bir şekilde, yoğun bir şekilde sadece TGRT habere ulaşan görüntülerle harekatı an be an aktarmaya devam ediyor. Ve burada Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ve Kürt gruplar niye Afrin'de, işte görüyorsunuz işte PKK'yı orada değil, aslında Amerika Birleşik Devletleri şunu anlatmak istiyor bize, YPG, SDG adına ne derseniz deyin, bunlar PKK değil. O zaman değilse bu fotoğrafın orada ne işi var? Sadece orada değil, YPG'nin Kobani'de baktığınız zaman, Tel Abyad'a baktığınız zaman terörist başının fotoğrafları, oradaki demografik yapı değiştirilerek, oradaki Sünni Araplar o bölgelerden sürülerek ve demokrasi demografik yapısı değiştirilerek PKK'lı teröristlerin ve Kandil'den gelen, dağ kadrosundan gelen grupların komutanlığı altında orada ki bazı Kürt grupların devşirilerek bu terör yapısının içerisine dahil edildiğini bu noktada söylememiz gerekiyor. Batuhan zaten Yaşar, böyle senin, olduğu için de bütün Yaşar, bu fotoğraflarla, APO posterleriyle bölge süslenmiş durumda Meltem. Batuhan Yaşar, aslında çok güzel özetledin fotoğrafla, o bölgedeki fotoğrafla Afrin operasyonunun neden gerekli olduğunu, bu operasyona karşı çıkanlara cevaben çok önemli bir fotoğraf bu. Evet, senin makalende çok önemli bir kısım var. Alman basınında yer alan operasyon başarıyla sonuçlanırsa Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti oluşturma rüyası da sona erer diyor. Aslında bu çok önemli bir başlık ve sen buna çok güzel değinmiştin. Bu başlığı biraz açmanı istiyorum. Evet, evet sevgili Mertem, gerçekten burada önemli bir nokta var. Bakın, bir taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye karşı karşıya gelir mi sorusu tabii bir taraftan soruluyor. Tabii zaten Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya hali hazırda gelmiş durumda. Ama bu konuya istersen geçmeden önce bize bölgeden bir taraftan da sıcak fotoğraflar ulaşmaya devam ediyor. Onları tabii, da yönetmen arkadaşımdan paylaşmasını talep ediyorum. Şu an kendisine ulaştırdım. Eğer ekrana getirebilirse bombardımanın ne kadar şiddetli olduğunu istersen anlatalım. Çok sıcak fotoğraflar Afrin'in hemen dışında PKK'nın tahkim ettiği yerler. Şu an Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını, terörist başının fotoğrafını görüyorsunuz ama iki yeni fotoğraf daha ulaştı. Onlar ekrana gelene kadar ben senin sorununu cevaplandırmaya çalışayım. Onlar ekrana verilince o fotoğrafla ilgili detayları da paylaşırız. Gerçekten Meltem, burada önemli bir nokta var. Bu Afrin harekatı aslında çok stratejik bir harekat. Yani bakıldığı zaman hem bölgenin terörden arındırılması, hem Amanos Dağları'nın temizlenmesi ve PKK'nın aslında bayrak gösterdiği bir büyük yerden daha kurtulması ve kotarılması anlamındaydı bu. Ama burada bir diğer bir konu, yani fotoğrafın büyük resme baktığımız zaman da aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin o PKK koridorunu Akdeniz'e kadar ulaştırma amacından Türkiye'nin nasıl Amerika Birleşik Devletleri'ni caydırdığını da söylememiz mümkün. Dolayısıyla bütün bunları, bütün bu resme baktığımız zaman, bütün bu harekata baktığımız zaman senin de sorunda yatan bir gerçeklik çıkıyor. Batuhan Türkiye Yaşar, öyle ya da böyle. Batuhan Yaşar, sözünü kesiyorum. Devam edeceğiz değerlendirmelerimize. Çok önemli bir konuya açıklık getiriyorsun. Evet, ama şimdi sıcak bölgeye gitmemiz lazım. Arkadaşımız Emre Kol var karşımızda. Bölgedeki son durumu, yaşananları bizlerle paylaşacak. Evet Emre Kol, neler yaşanıyor? Operasyona dair neler aktaracaksın? Seni dinliyoruz. Rejiyi ben duymuyorum yalnız. Rejiyle kontak yok. Reji, duyuyor musun beni? Abi sesiniz çok kötü geliyor. Evet, bölgede hareketlilik devam ediyor. Ekiplerimizle bağlantıyı dakikalar içinde sağlayacağız. Zeytin Dalı harekatı başladı. Saatler 17'yi gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada
günlerdir başlaması beklenen harekatın adının Zeytin Dalı Harekatı olduğu ifade edildi. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri açıklamasıyla devam edelim. Afrin Harekatı'nın amacını teröristlere etkisiz hale getirmek olarak özetledi Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı açıklamada. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasında PKK, PYD, YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı da ne yazık ki ifade edildi. Evet, bu arada istişareler devam ediyor aynı zamanda. Bölgede ekibimiz var dedik. Emre Kol muhabir arkadaşımız şu anda karşımızda. Bölgedeki son durumu bizlerle paylaşacak. Emre, seni dinliyoruz. Karanlık çökmeye başladığı için sadece seslerini yavaş yavaş duymaya başladık. Bombalama yaklaşık bir 15 dakika önce gerçekleşti. İşte biz şu anda Hatay'ın Kırıkhan mevkiindeyiz ve kameraman arkadaşım Erhan Esen sizler için göstersin. İşte artık yavaş yavaş karanlığın çökmeye başladığı dağlarda boğuk boğuk uçak sesleri geliyor. Sol tarafta, sol üst taraf Erhan. Sol üst tarafta bakın. Sol üst tarafta 2-3 işaret fişeği yanılmıyorsam. İşaret fişekleri atılıyor. İşaret fişeklerini görebiliyoruz şu anda. Uçakların yanı sıra bir yandan da kara harekatının da başladığını söyleyebiliriz. Çok sıcak anlar yaşanıyor. Yaklaşık 1 saat kadar önce ilk bombalama yapılmıştı. Yaklaşık 20 dakika önce de ikinci bombalama yapıldı. 6 uçak birden geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait jetler bombaladı bölgeyi ve yine jet sesleri duyuluyor ama şu anda görmüş olduğunuz tepelerin hemen 20 kilometre kadar arkasında Afrin var. Asıl bombalamanın oraya yapılmasını aslında biz bekliyoruz. Şu anda o dağlardaki o bombalama görüntüleri de oralarda YPG'li teröristlerin bir sığınak oluşturma, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karadan harekatını engellemeye yönelik bir pusu çalışmasını önlemeye yönelik hareketlerdi ki zaten bir haftadır obüsleri geceli gündüzlü görüyor olmamız, obüsle top atışlarını görüyor olmamızın nedeni de oydu. Ancak dediğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı da artık devrede ve jetler özellikle İskenderun yönünden geldiklerini gördüm. Çeşitli yönlerden buraya doğru gelip Afrin'i bombaladılar. Afrin'in Türkiye sınırına bakan kıyılarının da bombalandığını gördük. Bakın havada tabii şu anda hareket eden bir şey var mı diye ben göz gezdiriyorum. Havada biraz karanlık çöktüğü için ve uçaklarda harekat sırasında bir tane uçak görüyorum sadece. Kamera arkadaşım Erhan'a belki gösterebilirim. Erhan şu tarafta bak, gösterebilirsen eğer. O tarafa dönmek zor olabilir belki de ama çok uzaktan yine pike yaparak savaş uçaklarımız teröristleri Afrin'de vurmak için yine burada harekete geçmiş durumda. Görebiliyorsanız eğer sizler de kamera, evet şu anda görüyorsunuz, bakın artık gökyüzünde yıldızlar da seçilmeye başladı ve Türk yıldızı bir jetimiz de o yıldızın altından geçti. Dediğimiz gibi işte bunun gibi 6 jet birden yaklaşık 20 dakika önce bombaladı bu Suriye'nin hemen bizim Kırıkhan dolaylarındaki sırtlarını ve biz de o dumanları gördük. 3 noktadan dumanların yükseldiğini gördük. Arka taraflara doğru yine saldırıların, bombalamaların olduğunu biliyoruz. Özgür Suriye ordusuna bağlı askerler de zaten dünden beri konvoylar halinde bölgeye, özellikle Kilis'ten Azez'e doğru aktarılıyordu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir hafta boyunca bu bölgeye kaydırıldığı güçleri de yine buraya gelmiş durumda. Yavaş yavaş artık çıkmaya başladılar. Onlar da herhalde kara harekatı için bir hazırlık içindeler. Şunu söyleyebiliriz, sınır karakollarına bir hafta boyunca zırhlı tanklar olsun, zırhlı personel taşıyıcılar olsun, bunların aktarıldığını bizler takip etmiştik. Anı anına buraya aktarmıştık. Ancak şimdi o sınır karakollarındaki tankları alıp daha içeri götürmek için biz burada boş tırları görüyoruz. Boş tırlar geliyor, askeri tırlar bunlar ve sınır karakollarına doğru ilerliyor. Bu şu demek oluyor, oradaki tankları alacaklar ve daha iç noktalara doğru götürecekler. Yani kara harekatı da anlaşılan o ki, yani bizim durumdan gördüğümüz o ki çok uzakta değil. Zırhlı araçlarımızla beraber Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komando birlikleri de hep beraber Afrin'e operasyonu gerçekleştirecek olduğuna dair emareler bunlar. Tabi
Bunlar olur mu olmaz mı bunu biz buradan göremiyoruz ama tahmin ettiğimiz kadarıyla bu şekilde. Ama gördüğümüz bir şey var gökyüzünde, o da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin jetleri işte Afrin'i bombaladı, bombalamaya devam etti. Bu gece boyunca bombalama sürecek mi? Onu da biz burada an beyan takip ediyor olacağız. Dediğimiz gibi ilk bombalama aslında 1 saat 15 dakika, 1,5 saat kadar belki evvel gerçekleşti. Yine Kırıkhan'da şu anda görmüş olduğunuz bu iki dağın olduğu noktalarda siyah dumanlar yükseldi. Jetler geldi, bir anda vurdu bölgeyi. Onlar toparlanıp geri çekildi. Aradan bir 40 dakika kadar geçmişti ki 6 kadar jet daha geldi. Onlar da aniden gelip vurdular ve tepeler tamamen siyah bölündü, büründü. Tabii ki daha önceden tespit edilen noktalardı bunlar, muhtemelen YPG'li teröristlerin konuşlandığı oradan gözetleme ve sığınak için oluşturmuş oldukları dağ tepesindeki yerlerde, ancak tek tek vuruldu bölgeler ve oradaki YPG'li teröristler sanıyoruz ki yok edildiler, öldürüldüler. Ancak şu anda Hatay'ın üzerinde uçaklarımız halen duruyor. Onu söylemekte fayda var. Bu arada sağda soldan şimdi ileriye doğru, Reyhanlı'ya doğru bakıyorum biraz da. İşaret fişekleri görüyorum desem, evet, işaret fişekleri de görülüyor. Bazı noktalarda askeri hareketliliğin olduğuna dair bazı emarelerdir bunlar. İşaret fişi, aydınlatma fişeği diye tabir edilen bazı fişeklerin de havalandığını görüyorum. Aslında yani şu anda buradan yaklaşık 80 kilometre uzunluğunu kilise kadar giden bu noktalarda çok sıcak anlar yaşanıyor. 10-12 kadar gediğin açıldığını dün ekranlara getirmiştik. İşte o, eğer araçlarla karasal harekata devam edersek işte buradan da devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri kara harekatında da bir anlamda öne geçmiş olacak, harekata geçmiş olacak. Dediğimiz gibi hava harekatı zaten başladı. Yaklaşık 1,5 saat oldu artık. Bakın şu anda kamera arkadaşım Erhan'a göstereyim. Tam üst tarafta bir işaret fişeği mi artık, uçak mı, havada karardığı için biz de seçemiyoruz ama tam da az önce bombalanan o sırtların üstünde bir şeyler dolaşıyor yine. Muhtemeldir ki yine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait jetler ya da dronlar olabilir. Askeri araçlar olabilir. Dediğimiz gibi burada bombalama tekrar devam ediyor. Bombalama haberleri geldikçe biz yine aktarmaya devam edeceğiz. Ancak dediğimiz gibi 1,5 saat önce Türk Silahlı Kuvvetleri jetleri burayı vurdu. Ve 40 dakika önce yine vurdu. Tekrar vurur mu bilmiyorum. Uçaklarımız hala havada dönmeye devam ediyor diyelim. Meltem Günay, sözü tekrar stüdyoya sana bırakalım. Emre Kol, teşekkürler. Kolay gelsin diyelim bizler de. Evet sevgili seyirciler, yaklaşık 1,5 saat önce başlayan Afrin Harekatı, Zeytin Dalı ismini taşıyan Afrin Harekatı'na ilişkin sınır hattından son bilgileri, son önemli bilgileri arkadaşımız Emre Kol bizlerle paylaştı. Evet, kara birliklerinin bölgede ilerleyişi de, Özgür Suriye Ordusu'na ait kara birliklerin bölgede ilerleyişi de devam ediyor. Türk jetlerinin bombalaması da devam ediyor. Bizler de konuyu konuşacağız. Batuhan Yaşar'la birlikte yeniden Ankara'ya gidiyoruz. Evet Batuhan Yaşar, dakikalar öncesinde çok önemli bir fotoğraf paylaşmıştık. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştık. Dakikalar sonrasında sen dedin ki çok daha sıcak fotoğraflar var, bunları da paylaşalım, üzerine konuşalım. İşte o fotoğraflar şu dakikalarda ekranlara geliyor Batuhan Yaşar. Değerlendirmelerini dinliyoruz. Meltem, işte tam da söylediğimiz bu. Baştan itibaren TGRT Haber aslında operasyonu saha bilgileriyle çok ciddi bir şekilde ve farkla ve çok öncesinden anlatmaya başladı. Biz ne dedik? Halkın, Arapların canlı kalkan olarak kullanıldığını söyledik. Ardından zaten bu söylediğimiz, bu TGRT Haber'in ulaştığı bilgiler Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamayla da doğrulatılmış oldu. Burada iki tane önemli fotoğraf daha var. Bunlar çok stratejik noktalardaki PKK-PYD'nin özellikle Afrin'in hemen dışında kullandığı ve Türkiye'ye terör ihraç etmede, canlı bombaların gönderilmesinde, silahların gönderilmesine kullanılan silah depoları. Yani öyle görülüyor ki 10 ayrı silah deposu da Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sahada tespit edilmiş ve onlar işte Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından böyle havaya uçurulmuş. Bakın, bombanın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin F-16'larla vurduğu bölgede
vurduğu bu bölümün hemen ardından ne kadar güçlü patlamaların görüldüğünü bu fotoğraf kareleri gösteriyor. Öyle görülüyor ki harekat tam da Türkiye'nin istediği gibi, tam da planladığı gibi an be an gerçekleşiyor. Burada özellikle şunun altını çizmek gerekiyor. İlk aşamada bir taraftan bölgenin tahkimi, Özgür Suriye ordusunun hem İdlib'ten hem de özellikle Cerablus tarafından, yani Fırat Kalkanı bölgesinden bölgeye girmesi, bir taraftan Türkiye'den de girişlerin olması ve PYD, PKK'nın 3 koldan özellikle kıskaç altına alınması ve bir taraftan da yoğun hava bombardımanıyla panik haline başlayan terör örgütünün bir an evvel bölgeyi terk etmesi. Aslında burada tabii bir taraftan da gelişmelere göre Türkiye bir taraftan pozisyonunu alacak ve harekatı ona göre yönetmeye ve yönlendirmeye devam edecek. Tabii arka kapı diplomasisi dedik. Az önce Dışişleri Bakanı'nı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Tillerson aradı. Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir görüşmesi oldu. Bir taraftan da Türkiye'nin özellikle harekata yönelik hamleleri devam ediyor. Hava sahasının açılmasıyla birlikte sınır bölgesinden Hatay üzerinden yoğun bir şekilde Hatay'ın özellikle de Afrin'in batısından ve yine kuzeyden, yani Afrin'in kuzeyinden ve Türkiye'nin güneyinden iki ayrı koldan, Adana'dan, Diyarbakır'dan ve çeşitli üstlerden kalkan savaş uçaklarının yoğun bombardımana başladığını da bu noktada aktarmamız gerekiyor. Ve özellikle bir taraftan Afrin'in terörden temizlenmesi ve PKK'nın stratejik hedeflerinin vurulması öncelik alınmış durumda. Bu iki fotoğraf bunun ne kadar dehşetli bir silah deposuna bölgenin dönüştürüldüğünü aslında bize anlatıyor. Dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa, hemen bir toparlama yapacak olursak, gerçekten Türkiye istediği gibi harekatı istediği gibi yönlendirmeye ve yönetmeye devam ediyor. Bu arada tabii bölgeden ulaşan görüntüleri de aktarmaya devam ediyoruz. Özellikle bir görüntü daha gönderdim. Yönetmen arkadaşım eğer onu da koyabilirse, YPG PKK'nın silahlı eğitim verdiği Hakikko kampının nasıl yerle bir edildiğine dair görüntüyü de az sonra sevgili TGRT izleyicileriyle ve TGRT Haber farkıyla paylaşacağız. Yönetmen arkadaşıma ulaştırdım o görüntüyü. Özellikle YPG'nin silahlı eğitim verdiği kamplar ilk olarak Türk savaş uçakları tarafından F-4'ler ve F-4 Phantom'lar ve F-16'lar tarafından kullanılmış durumda. Şimdi tabii bir taraftan görüntüleri paylaşıyoruz. Bir taraftan da bunları aktarmaya devam ediyoruz. Özellikle şeyler çok önemli. Çünkü hava da karardı. Tabii bölgede hava daha önce kararıyor. Orasının daha doğuda olması nedeniyle. Tabii harekatta özellikle Lantern sistemine sahip F-16'ların kullanıldığının da altını çizmek gerekiyor. Bu ne demek? Aslında gece ile gündüz arasındaki farkı kaldıran ve gece de harekatı en az gündüz kadar o kabiliyete sahip ve başarıyla gerçekleştirebilen F-16 savaş uçaklarının kullanıldığını söylememiz lazım. Yine bize özellikle bölgeden gelen bilgileri ulaştırmaya devam ediyoruz. Özellikle burada önemli gelişmeler var. Tabii şunun altını çizmek gerekiyor. YPG'den, PKK'dan yüzlerce ölünün olduğu, yüzlerce teröristin bertaraf edildiğine yönelik bilgiler bizlere ulaşmış durumda. Ve şunu söylemeliyim, son dakika bilgisi olarak arkadaşlarımızdan bunu da aktarmalarını ve altyazı olarak yazmaları, yüzlerce PKK'lının öldüğünü söyledik. Gerçekten bu harekatın aslında ilk balyoz darbesinin nasıl PKK'ya indiğini de gösteriyor. Geri çekiliyorlar. Evet, şu an saha bilgisini sizlere aktaralım. Geri çekiliyorlar. Mevzilerini bıraktılar ve kaçmaya başladılar. Özellikle bu yönde yine arkadaşlarımıza, özellikle TGRT Haber farkıyla bazı görüntüleri de bir taraftan canlı yayında aktarmaya çalışıyorum. Burada tabii yönetmen arkadaşımıza da büyük
büyük iş düşüyor. Kanlı görüntüler var. Onların da buzlanması gerekiyor. Tabii o şekilde bunları da verirken çok önemli. Bir taraftan PKK'nın ve YPG'nin eğitim kampları vuruluyor. Diğer taraftan PKK ve YPG'nin silah depoları yerle bir ediliyor. Ve bir taraftan da bize ulaşan saha bilgilerine göre gerçekten yüzlerce PKK'lı, YPG'li teröristin bertaraf edildiğini ve etkisiz hale getirildiğini söylemek gerekiyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş uçaklarıyla doğru noktaları, daha önce istihbarat teşkilatının elde ettiği noktaları vurmasıyla ve bir balyoz darbesinin indirmesiyle yine sahadan gelen bilgilere göre PKK-YPG'nin mevzileri bırakıp şehir merkezini zaten daha önce terk etmişlerdi. Bölgeden hızlı bir şekilde kaçtıklarını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. O fotoğrafları da ben aslında gönderdim ve biraz önce de bir başka görüntüyü daha arkadaşlarımızla paylaşma fırsatımız oldu. Orada yönetmen arkadaşımız eğer o görüntüyü de getirirse Türkiye'nin bu harekata nasıl kapsamlı bir şekilde hazırlandığını, sahayı nasıl tahkim ettiğini, sahayı PKK'nın olmasına rağmen bütün hem kamp alanlarını hem diğer alanları nasıl belirlediğini ve PKK'ya ve terör örgütüne, evet şimdi görüyorsunuz işte fotoğrafları burada, nasıl bir harekatın gerçekleştirdiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. YPG'ye aman verilmiyor, PKK'ya aman verilmiyor. Bir taraftan paniklemiş haldeki terör örgütü üyeleri etkisiz hale getirilirken bir taraftan da mevzilerini bırakıp kaçmaya başladıklarını ve geri çekildiklerini özellikle söylememiz gerekiyor. Tabii şunu da ifade etmemiz gerekiyor. PKK'ya ait eğitim kampları Afrin'de, Hatay'ın ve Mersin'in ve Adana'nın vurulmasında kullanılan, özellikle de turizm bölgelerine terör ihraç eden bölgelerin bir an evvel oradan geçen teröristlerin eğitildiği 3 tane kamp vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Milli İstihbarat Teşkilatı'yla daha önceden belirlediği hedefleri ve saha bilgisiyle anlık olarak doğrulatıldığı bilgileri vuruyor ve gece görüşünde de gece de gündüz gibi gören Lantern sistemine sahip F-16 uçakları, yani low altitude dediğimiz bu sistemi kullanan F-16 uçaklarının harekata gece sabaha kadar devam edeceklerini de söylememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye Afrin'i özgürleştirmeye, Afrin'e demokrasiyi getirmeye gidiyor ve oradaki halkın üzerindeki, Sunni Arapların üzerindeki PKK-YPG'nin baskısını kaldırmak üzere gidiyor. Bir taraftan da bunun altını çizmemiz gerekiyor. Gerçekten önemli anları, önemli dakikaları başarıyla aslında Türkiye geride bırakıyor. Bir taraftan da harekatın yönlendirilmesi ve gecenin bastırmasıyla beraber belki de hani askeri terminolojide kullanılan gecenin stratejisi ayrıdır. Dolayısıyla bunlar daha önce uygun yapıldı. Burada aslında Fırat Kalkanı'ndan Türkiye'yi ve Afrin'deki, daha doğrusu İdlib operasyonundan Afrin'i ayıran ufacık bir nokta var. Ufacık bir nüans var. Bu da şu, onun özellikle işte etkisiz hale getirilen YPG'lilerden bir tanesini daha görüyorsunuz. Tabii bunlar aşama aşama devam ediyor. Türkiye çok kararlı bir şekilde bu harekatı bir taraftan tamamlıyor, bir taraftan yönetmeye devam ediyor. Afrin harekatı dikkatinizi çekerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekatın başladığını bugün öğle saatlerinde Kütahya'daki Kütahya'da açıklamıştı. Hı hı. Kütahya'daki il kongresinde bütün dünyaya ilan etmişti. Yani şunu söylemek istiyorum. Diğer harekatlardan farklı olarak genelde terör unsurları ve bu tip harekatlar gece yarısı başlar. Ama Türkiye Afrin harekatıyla bir başka olayı daha denedi. Afrin harekatını ilk kez gündüz başlattı. Gece ikinci safhasına geçti. Bir taraftan çeşitli görüntüleri TGRT habere ulaşan bu görüntüleri, bu özel görüntüleri izliyorsunuz. Terör örgütüne, terör örgütü üyelerinin nasıl etkisiz hale getirildiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Gerçekten çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin başarılı bir şekilde harekata baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinde
saatinden yola çıkarak harekatın 6. saatini geride bıraktık. 5 veya 6. saatini geride bıraktık. Ve çok başarılı bir şekilde Afrin operasyonunun devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Burada topçu atışlarıyla, çok namlulu roket atar atışlarıyla, yani çınralarla İdlib'den de ÖSO birliklerinin bu harekata katıldığını söylememiz gerekiyor. Bir taraftan da Hatay'da daha önce konuşlanan birliklerle top atışlarıyla başlayan harekat, daha sonra hava sahasının açılmasıyla beraber F-16'ların devreye girmesiyle yoğun bir şekilde devam etti. Dolayısıyla bakıldığı zaman bir taraftan da özellikle PKK-YPG'nin bölgedeki Sunni Arapları, aslında bölgesinde orada sivil kalkan, canlı kalkan olarak kullanma çabasını da Türkiye bir şekilde bertaraf etti. Aslında şu bilgiyi de, şu saha bilgisini de hemen paylaşmamız çok doğru olacak sevgili seyirciler. Aslında Arap halk, bölgedeki Sunni Araplar YPG'nin bu silah zoruyla canlı kalkan olarak kendilerini orada tutma çabasını da bertaraf ettiler ve özellikle Afrin'deki yerel halkında Türkiye ile beraber harekatı çok ciddi bir şekilde desteklediği ve o canlı kalkan noktalarından kurtularak kendilerini güvenli noktalara taşıdıkları bilgisi geldi. Bu bilgiyle beraber işte o noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yerle bir ediliyor. Terör unsurları yerle bir ediliyor. Dolayısıyla çok başarılı bir şekilde devam etti. Harekatı geçtiğimiz saatleri geride bıraktık. Bir taraftan da özellikle bölgenin, harekat bölgesinin çok net bir şekilde tahkim edildiğini, PKK-YPG'nin kaçış noktalarına da ciddi bir şekilde savaş uçaklarıyla bombardıman yapıldığı bilgisini bu noktada şey yapmamız gerekiyor. Özellikle harekatın ismi, yani Zeytin Dalı harekatının adı çok önemli. Bu harekatın özellikle verdiği ad zaten Afrin bölgesine özgürlük ve demokrasi getirmek maksadıyla yapıldığı, Fırat Kalkanı'ndan sonra aslında adıyla da batıya özellikle ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mesaj olarak yorumlandı. Dolayısıyla bunun da altını çizmek gerekiyor. Ve daha önce de ifade ettiğimiz gibi hem topçu birliklerinin atışları, çok namlulu roket atar atışları ve hava harekatıyla birlikte Afrin operasyonu bugün resmen başladı ve harekatın ilk saatlerinde çok ciddi neticelerin aldığı bilgisini de sevgili seyircilerimizle paylaşıyoruz. Şu an itibariyle Zeytin Dalı harekatında 5 saati geride bıraktık ve bize gelen bilgilere göre PKK-YPG'li teröristler mevzilerini bıraktılar, kaçıyorlar. Onun üzerinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından PKK-YPG'ye verilen silah depolarının vurulduğunu ve 3 eğitim merkezinin yerle bir edildiği bilgisi bize ulaştı. Ve yine saha bilgilerini, teyit edilmiş saha bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz. Yüzlerce ölüden bahsediliyor. Yüzlerce teröristin bertaraf edildiği ve etkisiz hale getirildiği bilgisini de bu noktada anlatmamız gerekiyor. Meltem, aslında bize bilgiler ulaştıkça biz yine buradan yayınlarımıza devam edeceğiz. Ben an be an TGRT Haber'e ulaşan görüntüleri ve özellikle de videoları aktarma fırsatı bulduk bu an itibariyle ve harekatın devam ettiğini söylememiz gerekiyor. Gecenin stratejisi ayrı ve şunu da bize ulaşan bilgileri aktarmamız gerekiyor. Sabaha kadar hava harekatları devam edecek. Burada bir şeyin de altını çizelim. Harekatın en önemli unsurlarından bir tanesi bir tek şehit bile vermemek. Dolayısıyla burada en önemli unsur Özgür Mehmetçiğin ve Özgür Suriye ordusunun can güvenliğini öncelikli halde sağlanması çok önemli. Can güvenliği sağlandıktan sonra hava harekatları ve topçu birlikleri zaten işini tamamladıktan sonra, o bölgeler güvenli hale getirildikten sonra, bir taraftan zaten sahada olan Özgür Suriye ordusu bölgedeki tahkimatına, bölgenin tahkim edilmesi işlemine devam edecek. Dolayısıyla önemli bilgileri aktarmaya devam ediyoruz dedik. Gerçekten özellikle Afrin'de Türkiye niye var? İşte Afrin'de Türkiye, Abdullah Öcalan'ın posterlerinin olduğu şehir, silah depolarının olduğu şehir, terörün ihraç edildiği bir şehirdi. Bu nokta çok stratejik bir noktaydı. O görüntüleri de TGRT Haber farkıyla zaten aktardık.
aktardık. Biz Ankara'dan yeni bilgiler bize ulaştıkça aktarmaya devam edeceğiz. Buradaki yayınlarımıza devam edeceğiz Meltem Günay. Sevgili Batuhan Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Evet, İhlas Medya Ankara temsilcimiz Batuhan Yaşar hem operasyonu hem de operasyonun neden gerekli olduğunu tüm detaylarıyla değerlendirdi. Değerlendirmelerimize sevgili Batuhan Yaşar'ın da söylediği gibi devam edeceğiz ama şimdi kısacık bir ara vereceğiz.